Günaydın değerli izleyiciler, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Hakan Çelik, güzel bir hafta sonu sabahı diliyorum size. Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var, sıcak gelişmeler var. Bu önemli konuların önemli bir bölümü, hatta neredeyse tamamı geliyor hukuk tartışmalarına dayanıyor. Türkiye'de bu konuları en yakından takip eden ve en iyi bilen isimlerden biri kuşkusuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Metin Feyzoğlu bizimle birlikte. Birçok konuyu konuşacağız, satır başlarıyla ele almaya çalışacağız. Sıcak gündem konularını sizi de canlı yayına bekliyoruz. Ve HDP'liler bir araya gelip bir görüşme yapabilirler mi? Böyle bir zemin yaratır mısınız? Yani buna ihtiyaç duyarsa yaparız tabii ki. Cemaatin amacı ne? Hedefi ne? Orduyu ortadan kaldırmak. Biraz kardeşim ne yaptı? Ne başkanı ya? Bu arsaları verdi. Ondan sonra da Tayyip Bey'den zılgıtı yiyince onları iptal etmeye çalıştı. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığında kocaman bir soru işareti var. Şehirlerin silah deposu haline gelmesine sebep oldunuz. Diyarbakır anlaşılıyor ki bugün itibariyle yerin altına da bir şehir yapılmış. Fethullah Gülen adam olsa çıkıp beni bana inanmış bir tane adam içeri alınsa atlar ilk uçakla gelirim. Afganistan'ın işgali olmasaydı dünyada bugün belki El-Kaide diye bir terör network'ü olmayacaktı. Ahlak ve hukuk tanımayan hiçbir savaş cihat adını alamaz. Hava sahasını ihlal ettiği için düşürürken bunun Rus uçağı olduğunu bilmiyorduk. Zaten Amerika Birleşik Devletleri diyor ki PKK benim kara gücüm. Sayın Akşener niye Cumhurbaşkanı adayımız olmasa? Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Genel Başkan'dır, Kılıçdaroğlu'dur. Hendek olaylarının hepsinde çocuklar var. Zaman zaman PKK ile IŞİD işbirliği yapmak suretiyle bazı yerleri nasıl terk ettiğini gayet iyi biliyoruz bunlarla. Tabii. O Kasım seçimlerinin akşamı, oy kaybının akşamı istifa eder. Evet değerli izleyiciler, yeniden merhaba. Sayın Metin Feyzoğlu'na da hoş geldiniz diyorum programımıza. Merhaba efendim, günaydın. Teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için, sağ olun. Önemli gündem konuları var. Bunların çoğu hukuk tartışmalarına geliyor, dayanıyor. İçeride ve dışarıda çok ciddi siyasi tartışmalar da var. Bunları isterseniz konuşmaya başlayalım. En merak edilen ve en sıcak konulardan biriyle başlayalım. Dokunulmazlıklar tartışması. Bu konuda sizin de bir farklı bir boyuttan bir uyarınız vardı. Evet. Hatta gazeteci, posta yazarı Nedim Şener bunu köşesine taşıdı. Ben Parametre'de biraz bahsettim. Evet. Siz bir tehlikeye dikkat çekiyorsunuz dokunulmazlıklar süreciyle ilgili. Bir genel değerlendirmenizi alalım, sonra o uyarınızı lütfen bizimle paylaşın. Tabii ki, tabii ki. Şimdi meseleye bir ulusal hukuk açısından bakılabilir, bir de uluslararası hukuk açısından bakılabilir. 3 ya da 4 ay kadar önce Reuters'e bir haber düştü. Önemsiyorum çünkü kaynak da belirtiyordu. Reuters haberinde şöyle diyordu: PKK dokunulmazlıkların kaldırılmasını heyecanla bekliyor, istiyor. Şimdi düşmanınız eğer bir şeyin yapılmasını istiyorsa o zaman bir değil bin kere düşünmeniz lazım. Yani bölücü terör örgütü, kanlı terör örgütü dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyor. Neden? Bir soru işareti koyun ve analizi öyle yapın. Tabii bunun cevabını iç hukukta bulmak mümkün değil. Dış politikada ve dış politika ile doğrudan ilişki içerisinde olan uluslararası hukukta bulmak gerekiyor. Özetin özeti şu: dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte bölücü terör örgütü dünyaya dönüp ben terör örgütü değilim, ben Milli Kurtuluş Savaşı yürüten, baskıya karşı direnen meşru bir yapıyım demeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim attığımız taş gelip kendi kafamızı yarmak üzere. Önemli bir uyarı getiriyorsunuz, önemli bir konuya dikkat çekiyorsunuz. Peki şimdi bu meclisten bir adım atıldı mecliste. Evet. Bu konuya tekrar döneceğim ama bundan sonraki teknik aşamalar ne olabilir diye bir değerlendirelim. Şimdi
Selahattin Demirtaş dedi ki HDP eş genel başkanlarından bizi götüremezler. Yani mealen söylüyorum, zorla götürmeleri lazım. Biz tıpış tıpış gidip kendimiz teslim olacak durumda değiliz gibi bir değerlendirme yaptı. Mesela buna dair ne dersiniz? Yani bu 90'lı yıllardaki bir görüntü şimdi o görüntülerin vardı. O görüntülerin fazlasının verileceğini tahmin ediyorum. Çünkü demin yaptığım uyarıyla da birebir örtüşen bir husus bu. Dünyaya dönüp şunu söyleyecekler. Yani bunu ben tahmin etmiyorum, okuyorum, görüyorum. Yabancı basını takip ediyorum ve orada okuyorum. Demek istedikleri bu ülkenin bir bölgesinde bir topluluğun Türk parlamentosunda temsil hakkı sırf etnik kökenleri sebebiyle elinden alınmıştır. Dolayısıyla artık bizim kendi siyasi çıkışlarımızı yapma hakkımız meşru hale gelmiştir. Bunun denmesine çalışıldığını söylüyorum. Hangi adımları atabilir HDP ve HDP çizgisindeki siyasetçiler? Öyle sanıyorum ki zaten dillendirilmeye de başlandı. Bir sürgünde parlamento gündeme getirilecek. Türkiye dışından mı bahsediyorsunuz? Türkiye dışında bir yerde. Tabii Türkiye dışında. Zaten bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin şu an kontrol ettiği bir toprak parçası var. Nitekim Öcalan'ın İmralı notlarında da Türkiye'de satılması yasak ama Almanya'dan temin edip satır satır okudum. Orada da Suriye'ye ağırlık verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani Suriye'ye yüklenin ve orada bir hani devlet oluşumuna gidin talimatı orada da var. Dolayısıyla orada zaten bir askeri egemenlik sağlanmış ve uluslararası güçlerin de desteklediği bir otorite oluşmuş durumda. Böyle bir parlamento kurmaya kalkarlarsa bunu dışarıdan da bazı ülkeler, gruplar tanıyabilirler. Efendim ilk sinyalleri zaten Rusya ile Esad vermiş durumda. Yani Putin ve Esad bu parlamentoyu tanımaya hazırlanıyor. Hemen arkasından Avrupa'da ve ABD'de bir takım hükümet dışı organizasyonların sıcak mesajları başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bu noktada da uluslararası kamuoyu şu elimde 1970 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı var. Devletler arası dostça ilişkilerin kurulmasının nasıl olacağını anlatan bir genel kurul kararı. Bu konuyla ilişkili bölümünde ne diyor? Doğrudan doğruya şu var. Devletler birbirlerinin milli bütünlüklerine müdahale etmemelidirler. Tamam ama şimdi tersinden bir başka cümle var. Aması geliyor. Bir etnik grubun üzerine baskı kuruluyorsa, işte temsil hakları ellerinden alınıyorsa Birleşmiş Milletler şartına göre desteklenmesi görevi de vardır diye de çok önemli bir ifade var tabii ki. Yani önemli bir şeyin altını çizelim. Belki bunu KJD arkadaşlarımız da dile getirebilirler. Temsil hakkımız elimizden alındı. Elbette. Gerekçesiyle bu şartın devreye konulmasını açıkça talep edebilirler. Elbette. Çünkü bu 1970 resolution'ı devletlere bir başka devletin milli bütünlüğüne dokunmama yükünü yükledikten sonra hemen arkasından... Ama çelişmiyor mu birbiriyle? Hemen arkasından ama diyor meğer ki. Ve bir tersinden bir şart var. Peki tutuklama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani hukuksal olarak bu gözaltı, tutuklama gibi milletvekilleri arasında biz gitmeyeceğiz, tıpış tıpış gitmeyeceğiz dedi mesela. Ne olur? Bundan sonra tabii teknik olabilir. Olarak. Benim yazımda şu vardı. İşimiz yargıya kaldı. Nedir? Ne yapar yargı burada? Şimdi tabii ben izninizle sayın izleyicilerin zihnini biraz daha berraklaştırmak ya da benim düşüncelerimi daha berrak anlatmak için 3-4 adımda bir şey ifade etmek istiyorum. Çünkü daha netleşecek bu. Sayın izleyiciler kendilerine şu soruyu sorsunlar. Kendi kendilerine sorsun, cevaplasınlar. Türkiye'de yargının tarafsız, bağımsız davranabildiğine ve adil yargılama yapma kapasitesinin olduğuna inanıyor musunuz? Şimdi bu sorunun cevabını ben biliyorum. Ezici çoğunluk ne cevap verecek belli.
Nitekim Sayın Yargıtay Başkanı da yargıya güvenin en alt seviyelere düştüğünü pek çok konuşmalarında söylüyor. Bizzat yargının başındaki kişi. Şimdi iki, peki yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna inanmıyorsa halkımızın büyük çoğunluğu kime bağlı olduğunu düşünüyor? Kendine mi bağlı? Muhtara mı bağlı? Apartman yöneticisine mi bağlı? Tabii ki değil. Yani ironi yapıyorum. Tabii ki siyasi iktidarı kim temsil ediyorsa hukuken ya da fiilen ona bağlı. Dolayısıyla şimdi bunun ikisini mantıksal olarak yan yana koyuyorsunuz, bir sonuç çıkartıyorsunuz. Yargı taraflı ve bağımlı bir görünüm arz ediyorsa ve bu bağımlılık siyasi iktidarı temsil eden güce bağımlılık ise, bu tür siyasi bir davada yargının vereceği kararların siyasi gücün talimatıyla verildiği sonucuna varılacaktır. Ama birçok hukuk kararında da mesela sürpriz sonuçlar çıkmadı mı? Anayasa Mahkemesi kararlarında mesela, yani böyle çıkmazdı deniyordu. Bir de baktık Anayasa Mahkemesi tabii ki bütünüyle gündemi değiştirdi. Tabii mesela ki şimdi Anayasa Mahkemesi'nin durumu biraz daha farklı. Anayasa Mahkemesi diğer yargıdan biraz daha farklı. İlk derece mahkemelerinde, işte suç ceza hakimliklerinde nelerle karşı karşıya olduğumuz açık. Yani şimdi önemli olan, bakın, olandan ziyade algıdır. Olanın da ben maalesef sistem boyutunda son derece bağımlı ve taraflı olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir de algı var ki algı tamamen beter. Evet. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de insanlarımız yargı bağımlı hareket ediyor demeye başladıysa, dünyada da bu var. Dünyada fazlasıyla bu var. İşte bölücü terör örgütünün kullanacağı dayanak bu. Dönecek diyecek ki siyasi iktidar benim bir bölgedeki insanları temsil eden milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırttı. Sonra da yargıya talimat verdi. Bakın vermiştir, vermemiştir, anladım, verecek. Algıyı söylüyorum. Algıyı söylüyorum. Talimat verdi. İşte o talimatla şu anda hareket tutuklanıyorlar. Ediyorlar. İşte o talimatla şu anda yargılanıyorlar. Yani Selahattin Demirtaş ve arkadaşları tutuklanabilir mi? Böyle bir görüntü Türkiye'nin gündemine girebilir mi? Girebilir tabii, girebilir ki. Şu andan sonra girebilir. Peki Sayın Feyzoğlu, bu yanlış mı olmuştur? Dokunulmazlıkların kaldırılmasını siz... Şahsi görüşünüzü soruyorum. Bir hukukçu kimliğinizle yanlış mı buluyorsunuz? Bütün ama olup bitenleri de lütfen göz önünde bulundurarak söyleyeyim. Elbette. Bakın şunun farkındayım. Yani o taziye çadırları vesaire olup biten hadiseleri değerlendirin. Onun hepsinin farkındayım. Hiçbirini tasvip etmem mümkün değil. Ama dünyayı siyah beyaz görme lüksüne de sahip değiliz biz. Biz devlet ciddiyetini korumakla yükümlü insanlarız. Hep şunu söyledim Hakan Beyciğim. Teröristle mücadele kuşkusuz silahlı olur. Ben asla teröriste silah bıraksın, TSK'da silah bıraksın diyen o sevgi pıtırcığı gafillerden olmadım. Böyle bir saçmalık olmaz. Karşınızda silahlı terörist varsa silaha silahla cevap vereceksiniz. Beni koruyacak, vatandaşı koruyacak, evlatlarımızı koruyacak. Bu kesin, bunu geçin. Bunu tartışmıyorum bile. Teröriste silahla mukabele edersiniz. Ama terörle mücadele akıllı olur. Aklı emanete vererek terörle mücadele olmaz. Akıl emanete verilirse daha fazla can yanar, daha fazla evladımız şehit olur, daha fazla bomba patlar. Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini aklın emanete verilmesi olarak görüyorum. Aklın emanete verilmesi, aklın askıya alınması olarak görüyorum. Çünkü sonuç şu olacak. Bölücü terör örgütü şu ana kadar hala eskiden Türkiye'nin daha ciddi bir devlet olarak algılandığı dönemlerde yürüttüğü mücadeleyle terörist sınıfındayken dünyada giderek Suriye'deki kolunun yararlandığı desteğe sahip olmaya başlayacak. Bir tek soru soracağım size burada. Terör örgütü şu anda ev yapımı patlayıcı kullanmıyor. Ağırlıklı olarak kullandığı patlayıcılar askeri patlayıcılar, C4 sınıfı. Ve biliyor musunuz askeri patlayıcıların tamamı devlet gözetiminde üretiliyor. Devletler üretiyor. Gramının nerede üretildiği ve nereye gönderildiği belli. Terör örgütü yabancı istihbarat desteği almasa
yabancı devlet desteği olmasa bu kadar patlayıcıyı nereden bulacak? Şimdi açıktan üzerine, bulmaya başlayacak. Evet, işte bunun üzerine alın Hürriyet'in manşetine bakalım buradaki fotoğraf. Yani iki gündür bunu konuşuyoruz. Hangi kamera bizi görüyor arkadaşlar? Bakın, arma krizinde Amerika Birleşik Devletleri ordusundan özel kuvvetlerden bir unsurun üzerindeki arma. Bu iki gündür Amerika ve Türkiye arasındaki net kavga, net tartışma konusu, ikiyüzlülük dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Siz aslında biraz buna da işaret ettiniz. Şimdi buna işaret ediyorum tabii ki. Bunun tabii böyle hamasetle, hakaretle falan olacak iş değil bu. Çözümleri son derece başka. Ancak geri sorunuza geri dönelim izninizle. Bizim yıllardır ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz hem Türkiye'nin hem de bizim mesleğimizin bir numaralı sorunu şu: keyfilikler, hukukun üstünlüğünün askıya alınmış olması ve dolayısıyla hukuk devleti sorunu. Türkiye'nin yargısını bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapan, siyasetin müdahalesine kapalı, siyasete de müdahale etmez hale getirmek zorundayız. Bakın, ikisini birden söylüyorum. Hiç kimse bana "ama dündü" diye başlayan cümleler lütfen kurmasın. Evet. Dünden ben sorumlu değilim. Yargının siyaseti şekillendirmeye çalışmadığı bir Türkiye istiyoruz. Siyasetin yargının çivilerini sökmediği bir Türkiye istiyoruz. Yani kuvvetler ayrılığı istiyoruz. İşin özeti bu. Eğer Türkiye'de bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen mahkemeler olduğuna dair kesin bir inancımız olsa idi, açılan her soruşturma, kamuoyunu ilgilendiren her dava bizi böyle karpuz gibi ortadan böler miydi? Demek ki inanmıyoruz. Dünya da inanmıyor. Şimdi şunu düşünün. Bir Fransız parlamenter ya da bir Alman parlamenter bagajında cephane taşıyor ve bir terör örgütüne yardıma götürüyor. Yakalandığı zaman Alman toplumunda ya da Fransız toplumunda ya da uluslararası toplumda hiçbir problem yaşamaz Fransa ya da Almanya. Neden? Çünkü o parlamenterin suçlanmasının, yargılanmasının, her şeyinin adil olacağına dair genel geçer bir inancı vardır. Türkiye'de ise bu inanç o kadar kaybolmuş ki savcının, hakimin, bütün bir sistemin tamamen talimatla çalışır hale geldiğine o kadar kani olmuş ki insanlar artık güvenmiyor. Güvenmediği için de talimatla bunların yapıldığını söylüyor. Bizim bir numaralı işimiz şu tarafsızlığı, bağımsızlığı, anlıyorum, adil yargılamayı halletmek. Peki bu insanlar mesela Sezgin Tanrıkulu, arkadaşları ve daha başka bazı milletvekilleri de Anayasa Mahkemesi'ne başvurma yoluna gidiyorlar. Bu mümkün mü? Çünkü Bekir Bozdağ da Anayasa Mahkemesi'ne gidilemez dedi Adalet Bakanı. Efendim, onu izah edeyim. Şöyle, bir kere bu yapılan elimdeki işte geçici anayasa değişikliği, evet, yanlış. Olması gereken hukuk açısından yanlış. Niçin yanlış? Bugün iktidar partisinin elindedir dokunulmazlık dosyalarını tek tek alıp, sırayla alıp, bunları görüşüp komisyonlarda tek tek kaldırmak. Ama çok uzun bir süre gerektirmiyor mu bu? Yok, yani otursun çalışsınlar. Niçin çok uzun bir süre gerektirsin ki? Tık 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 götürecekler. Bugüne kadar niye biriktirdiler diye sorarım ben de kendilerine. Yani bunların hepsi yeni birikmiş dosyalar. Bunu yapmak yerine böyle toptan bir şeye giriştiler. Arkasında bunun eminim siyasetçilerin çok daha iyi kavradığı ve izah ettiği bir takım tırnak içinde söyleyeyim, kurnazlıklar, bir takım planlar var. Ama neticede buraya gelin. Yani meclisin önemli bir bölümü hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması söz konusu burada baktığımız zaman. Tek tek görüşebilirlerdi. Ve tek tek görüşüp genel kurula indirebilirlerdi ya da indirmemeye karar verebilirlerdi. Ayrı. Hepsini birden getirdiler. Şimdi bu anayasa değişikliği anayasada yapılan ve anayasa hükmüyle yapılan bir değişiklik. Yani anayasayı yine kendisine eşit seviyede olan bir başka maddeyle değiştiriyorsunuz. Şimdi anayasa, soru şu, biraz teknik ama anayasaya aykırı anayasa değişikliği olur mu? Yani kanuna aykırı kanun değişikliği. Çünkü aynı seviyede.
olmaz mı diyeceksiniz? Kural olarak olmaz. Kural olarak olmaz. Ama bir istisnası var. Üç şey hemen tık tık söyleyeceğim size. Bir kısım milletvekilinin bireysel başvuruya gittiğini biliyorum. Gidebilir mi? Kanun yasaklıyor efendim. Çünkü o zaman Bekir Bozdoğan söylediği doğru. Doğru. Burada doğru. Teknik olarak doğru. Kanun yasaklıyor. Bireysel başvuru yolu kapalı. Çünkü bireysel başvuru sadece yargı kararlarına yönelik. Anladım. Bir tüketme mekanizmasından sonra yapılabilir. Bu bir anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğine karşı bireysel başvuru yolu mevzuatımızda yok. Bunu geçin. İkincisi, önemli bir bilgi verdiniz ama. Evet. Bu tam bilinmiyordu. Önemli bir bilgi verdiniz. Yani aslında yazan Anayasa Mahkemesi'ne teknik olarak gidemeyeceklerini hayır, anlıyoruz. Hayır. Gidilemez. Buna itiraz etme suretiyle yapamayacak. Gidilemez. Anayasa Mahkemesi de bunun daha önce birkaç kararında zaten olmaz bu diye işaret etti. Evet. Yani kanuna karşı bireysel başvuru olmaz. Bir yargı kararı olsaydı ona olurdu. Evet. Ama kanuna karşı olmaz ki bu da bir anayasa değişikliği kanunu. Evet. Teknik olarak. İkincisi şöyle bir şey var, bu önemli. Eğer mesela milletvekili Ali Bey'in dokunulmazlığının meclis kararıyla kaldırılması gündeme gelseydi, böyle anayasa değişikliğiyle değil. Ali Bey'in tam 4 ayrı yerde savunma hakkı olacaktı. Nerede olacaktı? Hazırlık komisyonunda olacaktı, karma komisyonunda olacaktı, genel kurulda olacaktı. Bir de Anayasa Mahkemesi'ne dokunulmazlığın kaldırılması kararına itiraz yoluna başvuracaktı. O şekilde gidebilirdi. Dört kere savunma hakkı olacaktı. Evet. Bu da elinden alındı Ali Bey'in. Yani bu da elinden alındı ve anayasa değişikliği yoluyla yapıldığı için Ali Bey çıkıp da ya benim dokunulmazlığımı niye kaldırıyorsunuz? Ben ne yaptım ki? Diyemedi buralarda. Evet. Şimdi dolayısıyla bir başka yol açık. Bir başka yol var mı? Tabii, bir başka yol açık. Çok zor bir yol ama teknik olarak açık. O da şöyle. Bir insanın savunma hakkını yok sayarak onunla ilgili bir kısmi yargısal sonuç doğuracak işlem yapamazsınız. Çünkü anayasa ve iç tüzük bu milletvekillerine kendilerini tam 4 ayrı aşamada yargılamaya başlanmadan önce savunma hakkı vermiş. Peki ne yapabilirler? Lütfen söyleyin. Bu şu, bu anayasa değişikliğine karşı şekil yönünden hukuka aykırılık var diye 110 milletvekili imza toplarsa 110 milletvekili. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılması mümkün. Neyin iptali? Ha. Bu maddenin iptali. Bu da önemli. Şimdi parlamentomuzda, meclisimizdeki milletvekillerinden 110'u imza toplayarak bu durumun bir aykırılık yarattığını söyleyerek iptal davası mı açacak? İptal davası açacak. Anayasa değişikliğinin iptali davası. Nerede açılır bu iptal davası? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Fakat ne diyecek burada? Diyecek ki anayasanın ilk 3 maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve demokratik devlettir. Bu ilke üzerinden hukuk biliyorum. Devleti ve demokratik devlette savunma hakkını yok sayamazsın. Bu anayasa değişikliği yoluyla anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinden birini askıya aldın. Dolayısıyla buna yetkin yoktur. İlk 3 maddenin içini boşaltmaya yönelik. Anayasa Mahkemesi'nin önüne yine bir çok önemli bir konu gider bu durumda ve yani, büyük bir tartışma. Siz ne diyorsunuz? Yani elde tutulmayacak sıcak patates bu. Evet. Çok büyük bir sorumluluk değil mi Anayasa Mahkemesi'nin önünde de? Hep böyle kritik zamanlarda geliyor. Bir de devamını da getireyim. Anayasa Mahkemesi'nin tabii buna karar vermesi için yine anayasa daha zorlaştırmış. 3/2 çoğunlukla iptal kararı verebiliyor. Yani, Anayasa Mahkemesi'nde 3/2 çoğunluk lazım. Bu iddiada 3/2 çoğunluk. Böyle bir durum. Aynen öyle. Böyle bir durumda. Ama işte, o zaman zor görünüyor bu sözün ettiği şey. Dedim ya imkansıza yakın. Evet. Ama sorunuzu da cevaplayayım. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bir futbol maçından örnek vereyim. Sürekli kendisine penaltı çekilen bir kaleci konumuna düştü. Yani ilginç bir benzetme. Bir kaleciye 10 tane penaltı çekersiniz. Birini ikisini kurtarır alkışlarsınız. İşte 8'ini 9'unu yer. Kaçınılmazdır bu. Anayasa mahkemeleri demokrasinin korunmasında son kaledir.
son çaredir. Sürekli penaltı atışları mı var yani? Şu anda sürekli penaltı atışı var. Sürekli orta sahayı geçiyor, ceza sahasına giriyor. Demokrasimizin bu sağlıklı işlemediğini gösteriyor. Şimdi bir de bu mesele çok büyük bir tartışma CHP içinde yaşandı. Ana Muhalefet evet, Partisi. Evet, izliyorum. Orada Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer parti, yani benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu çok zor durumda kaldı. Yani nasıl bir karar vermek gerekiyor diye bir şey vardı. Bir tutum belirlemekte zorlandı parti. Partide bu neye yol açar? Tabii ben CHP'yi de yakından takip eden bir... Ediyorum ama yani çok o iç çekişmelerini falan bilmiyorum. Çok uzağım onlarda. Bütün partileri takip etmeye çalışıyorum. Evet. Ama ana muhalefet partileri tabii çok özeldir. Çünkü iktidar alternatifi olmak zorundadır. Ana muhalefet partisinin burada kullanması gereken argüman benim demin size arz ettiğim az önce söyledim budur. Bakın ben Türkiye'de olacaklardan ziyade bu attığımız, öfkeyle attığımız taşın kafamızı yaracağını söylüyorum. Bu önemli bir uyarı. Bu tarihi bir uyarı. Yani Birleşmiş Milletler, bunu sanıyorum biz daha sonraki bültenlerimizde de Sayın Feyzioğlu'nun uyarısını bir haberleştireceğiz diye düşünüyorum. Önemli bir uyarı geldi. Hakan Bey, ben... Somut bir bilgiye dayalı verdiniz. Hakan Bey, ben 5 yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Türk hükümetinin delegeliğini yaptım. Uluslararası hükümeti temsil ettim. Ben hükümeti temsil ettim. Hangi dönemde yapmıştınız? 1997 işte 2002. AK Parti hükümeti hemen öncesinde yani. Hemen öncesinde ve Başbakan Sayın Ecevit'in de doğrudan görevlendirmesiyle katıldığım uluslararası müzakerelerdi bunlar. Ben ceza hukukçusuyum ve uluslararası ceza hukuku konularında ben hükümetimin, devletimin talimatıyla çalıştım. Evet. Bu mahvelleri bilirim. Dolayısıyla sizin bu yanınız daha da önemli hal alıyor. Birleşmiş Milletler'de yıllarca görev yaptım. Neyin pişirildiğini görüyorum. Akademisyenler bildirisinde de anında gördüm. Yani bu fikri düşünen, destekleyen ve yani kamuoyundan da bu adıma önemli bir destek geldiğini gördük. Kabul ederim ki yani kamuoyunda evet madem böyle şeyler oluyor demek ki kaldırmak lazım gibi bir şey enerji vardı. Bu adımları atanlar bu olası sonuçları bilmiyorlar mı, kestiremediler mi acaba? Hakan Beyciğim, ben şu an devletin nasıl işlediğini ancak uzaktan görüyorum. Eskiden biraz daha yakından bilirdim. Bir masanın etrafında konunun en iyileri kurumlarını temsilen gelirlerdi. Arkalarında o kurumların bütün birikimiyle, liyakat sistemiyle oluşmuş kurumların bütün birikimiyle otururlardı. Müzakere edilirdi, istişare edilirdi. Siyasi otorite bütün bunları dinledikten sonra kararlar verirdi. Yani karar verici makamın aklından ne geçiyoru değil, ne düşünmesi daha memleket için doğru oluru değerlendirirdi devlet. O ciddiyetle çalışırken. Şimdi bütün bu kadrolar Ergenekon, Balyoz ve devam eden süreçte ocu bucu şucu diye dağıtıldı Türkiye'de. Terörle mücadelede sekteye uğradı. Dış politikada da ağır yara aldık. Ben belki hatırlarsınız daha 5 yıl önce Balyoz ve Ergenekon'u artık hukukçulara sormayın. Dış politika uzmanlarına sorun. Çünkü Orta Doğu'nun şekillendirilmesi sürecinde yediğimiz balyozlardır bunlar. Hukukla ilgisi yoktur demiştim. Buraya gelindi. Şimdi böyle masalar ne kadar kuruluyor ve bu masalarda ne kadar cesaretle doğru budur diye birilerini öfkelendirmek pahasına düşünceler paylaşılıyor. Bunları tabii ben yakından bilemiyorum ama ortak aklın üretilmesinde çok büyük sorun olduğunu biliyorum. Demagoji ile sloganla, hamasetle yürüyor iş. Akademisyenler bildiriler yayınlıyorlar. Bu ve buna benzer konularla ilgili üst üste bu konuyla ilgili de bildiriler yayınladılar. Onu takip ettiniz mi o konuyu? Tabii takip ediyorum onları. Fakat oralarda da mesela ilk akademisyen bildirisinde benim sert bir tepkim siz oldu. Siz eleştirmiştiniz onu. Hatta bu programda da düşünce özgürlüğümdür. Sert bir tepkim oldu. Ama soruşturulmalarını, kovuşturulmalarını da eleştirdim. Çünkü onların bir düşüncesi varsa benim de bir düşüncem var. Düşünceye, düşünceyle cevap verme gücüne sahibiz biz. Ben kendimde o gücü görüyorum. Ve kimsenin düşünceyi düşünce dışında bir şekilde ezmesini doğru bulmuyorum. Yarın öbür gün sizin de düşüncenizi ezerler. Fevkalade yanlış bulduğum için açıklamıştım. Ve bugünün bir altyapı hazırlığı olacağını görüyorum bunu. Bakın şu anda size açık söyleyeyim.
Yüz binlerce fotoğraf çekiliyor şehirlerde, doğuda, güneydoğuda özellikle. Bu PKK'nın hendek kazıp bir kalkışmaya kalkıştığı, neyse ki halkı arkasına alamadığı yerlerde. İşte Türk ordusunun katliam yapmakla suçlandığını görüyoruz. Fevkalade haksız olarak, fevkalade haksız olarak. Tek taraflı bir şekilde inanılmaz bir saldırı ve bir delil üretimi var. Şimdi bunun üzerine bütün bu suçlamaları altını çizecek ve adeta doğrulayacak şekilde meclisteki milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırıyorsunuz ve hakikaten çok iyi anladım. Hakikaten rahatsız edici manzaralarla alıp götürmeyi planlıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Görebiliriz o, böyle bir şey diyorsunuz. İşte o yüzden yazımın başlığı işimiz yargıya kaldı. Peki bu tarafını yani inşallah olmaz. Bu tarafını çok iyi anladım ve çok net bir özet yaptınız. Bir de öteki tarafına bakalım tabii hadisenin. Yani evet, ama bu hukukun ve evrensel insan hakları değerlerinin bize tanıdığı argümanların arkasına sığınıp siyasetçiler açıkça teröristlerle kol kola girme durumuna giriyorlarsa buna dair bir tepki verilmemeli mi? Sorusunu sorar izleyici mesela. Lanetliyorum. Tepkiyi düşüncemizle verelim. Ama bu yönde bir hukuk adımı atarsak başımız belaya girer diyorsunuz. Düşüncemizle verelim. Attığımız taş geri bize dönüyor. Kafamıza çok dönüyor. Çok iyi anladım. Ama bakın, yargısal süreç işlemesin mi? İşlemesi gerekiyorsa işlesin, ama ne olur şu yargısal süreci adil, tarafsız, bağımsız hale getirmeyi önceleyelim. Evet. Bizim derdimiz bu. Yoksa sistem çöktü. Metin Bey, bu teslim olanlar var ya, bu son, en evet son PKK'lılar arasında. Bunlar acaba ne şekilde yargılanırlar? Yani buradaki hukuki süreç ne olabilir? Buna dair bir şeyiniz var mı? Yani silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılanacaklar. Eğer birilerini öldürdüklerine dair pişmanlık dile getirip teslim olmak olabilir. Bunların indirimleri de olacak. Kuşkusuz olacak. Evet. Kuşkusuz olacak, ama yargılanacaklar, mahkum evet olacaklar büyük ihtimalle. Evet. Eğer zorla orada bulunduklarını bir şekilde gösteremezlerse. Yani Türkiye Cumhuriyeti silahlı terör örgütünü silahla yeniyor. Ben bunu söyleyebilirim size. Böyle görüyorsunuz değil mi bunu? Silahla yeniyoruz. Yani PKK ağır bir kayıp veriyor. Çok büyük bir kayıp veriyor. O zaman da söyledim bunu. Terör örgütü Türk ordusunun gücü karşısında geriliyor, yeniliyor. Ancak uluslararası platformda meşruiyetini arttırıyor. Ve hep şunu söyledim. Türkiye'nin kanlı terör örgütüne karşı en büyük silahı, sevgili dostum, topu tüfeği ya da uçağı değil, hukuka uygun davranmaktan kazandığı meşruiyetidir. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. O meşruiyette bir zayıflama olduğu anda terör örgütü bunu hem halk tabanında hem de uluslararası camiada, bak gayrimeşru davranıyor, ben meşruyum diye kullanmaya başlıyor. Ve terör örgütüne katılım düşmüyor. Yani bir taraftan şehirleri temizliyoruz, öbür taraftan o şehirlerden yeni katılımlar elde ediyor. Ve en önemlisi şu anda PYD adıyla Rusya'nın, ABD'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin, Çin'in desteğini almış durumda. Esad'ın desteğini almış durumda. Biz burada sanıyorum çok haksız yere işte Türk istihbaratı nerede falan diye yükleniyoruz. Böyle bir bölgede uluslararası istihbarat desteği almadan hiçbir devlet terörü yenemez. Teröristi öldürürsünüz. Ama terörü yenemezsiniz. Türkiye'nin yalnız kaldığını mı düşünüyorsunuz? Türkiye yapayalnız. Türkiye yapayalnız. Yanlış politikaları sebebiyle yalnız. Suriye politikası sebebiyle yalnız. Dış politikada yeni hükümetin, Sayın Binali Yıldırım'ın başında olduğu yeni hükümetin böyle oldukça geniş açılı manevralar ve farklı politika değişikliklerine gideceğini düşünüyor musunuz? Dilerim. Saydığınız konular dahil olmak üzere. Dilerim gider. Tabii burada sanıyorum fiili durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski politikasından dönüp dönmeyeceğini belki konuşmak lazım. Öyle bir işaret görüyor musunuz veya bir tahmininiz var mı? Ben Türkiye'nin dışarıda güven yitirdiğini görüyorum. Çünkü
Esad gitsin saplantısıyla dünyadan farklı hareket etmeye başladığında Türkiye maalesef PYD'nin uluslararası küresel güçlerin kara kuvveti olmasının yolunu açtı Türkiye. Ve bundan biz çok büyük zarar gördük, fakat PKK tarihinin en fazla meşruiyetine ulaştı. Ben 1 Nisan 2013'te Hakan Beyciğim Öcalan'ın Nevruz mektubu üzerine bir değerlendirme yapmıştım. Bu Diyarbakır'da okunan değil mi? Diyarbakır'da okunan. Meydanda okunan. Meydanda okunan. Orada benim değerlendirmem şuydu. Öcalan Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü için Orta Doğu'nun sanal sınırlarının kalkması gerektiğini söylüyordu. O tarihte herkes hatırlarsanız Sevgi Kelebeği olmuş ve işte büyük filozof Öcalan barışın yolunu açtı gibi cümleler sarf ediyordu ve karşı iki cümle söylemek bile sen barış istemiyor musun diye Koro'nun saldırısıyla karşılaşmanıza sebebiyet veriyordu. Benim yazdığım yazının başlığı şu: Öcalan'ın mektubundan barış değil korkunç bir savaş çıktı. Çünkü Kürt meselesinin çözümü İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin, Irak'ın sınırlarının değişmesidir diye yazan bir mektubun barışçı olması mümkün değil. Buradan bir savaş çıkıyor ve sonraki tespitim de şuydu: PKK önümüzdeki dönemde küresel güçlerin kara kuvveti olmaya adaydır demiştim. Sadece Amerika'nın değil, küresel güçlerin oldu. Gücün, evet. Şu anda kara kuvveti haline geldi PYD adıyla. Bu fotoğraflar onu gösteriyor. Bu fotoğraf onu gösteriyor. Evet. Yani PYD'nin PKK ile işbirliği ya da yakın ilişkisi malum. Şimdi PKK'nın kendi adıyla bu desteği yakın zamanda almaya başlaması gerçekleşirse çok daha büyük bir felaket olmaz mı? Buraya da gelebilir yakında. Buraya gelebilir işte. Bu sözleşmeleri kullanmaya başladıklarında. Yani günün birinde bir PKK flamasıyla da bir Amerikan askerini görürse onu, Türkiye. Onu bilemem ama şu anda uluslararası camiada PKK teröristlerinin talepleri ya da PKK teröristleriyle ilgili tartışmalar, bunların terörist mi yoksa baskıya direnen savaşçılar mı olduğu yolunda. Evet. Tam oraya geldiğine biz oraya geldik. Uyarıda yani bulundunuz. Bunları söylediğimde tabii yarısını dinleyenler kızıyor. Ama şu masanın altına saklanmak burada dünyada olanların ortadan kalkması anlamına gelmiyor ki. Evet. Kafamızı kuma gömdüğümüzde de oluyor bunlar. Buraya kadar bence son derece net uyarılarda bulundunuz ve anlaşıldığı kanaatindeyim. MHP'yi de sorayım size. Çünkü... Yani bütün bu uyarılar, şunu söyleyeyim tabii sorun. Bütün bu uyarılar son nefesine kadar Atatürk milliyetçiliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir insanın uyarılar. Onu dinleyenlerin anladım, bilmesini istiyorum. Ben sapına kadar bir Atatürk'ün anladığı anlamda milliyetçiyim. Ve Türk milletinin bekasını bütün profesyonel siyasetçilerin menfaatinin üstünde görmeyi de bir vatan borcu bildiğim için söylüyorum. Anlıyorum. Metin Bey, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili atılan her adım bir hukuk tartışmasına dönüştü. Çok karıştı gerçekten. Yani bunu iyi bir hukukçu olmak lazım belki de bunu anlayabilmek için. Vatandaşların kafası karışık durumda. Bir kurultay hangi şartlarda mümkün olabilecek? Hangi tarafın gerekçesi daha akla ve hukuka uygun görünüyor? Yani genel merkezin dile getirdikleri mi, muhaliflerin dile getirdikleri mi? Tüzük değişikliği mi yapılacak? Evet. Genel başkanın durumu ne olacak? Ne olur bunu anlaşılır bir şekilde kısaca özetler misin? Birinci cümlem şu, bakın görüyorsunuz yine iş sizin de programın başında söylediğiniz gibi hukuk. Aynen öyle. Ve biz de bu yargının bağımsız yani tarafı çözmesini bekliyor bağımsız diye. Ama çözerken de adil olmasını, adil olabilmesi için de bağımsız tarafsız olmasını, yani kimseye bağımlı taraflı davranmamasını bekliyor. Burada da mı bir kuşku oluşuyor? Şöyle kuşku oluştu. Yargıtay bana göre ilgili dairesi büyük sorumluluk altında. Çünkü düzenleme heyetinin verdiği tarihten önce Yargıtay'ın eline çoktan gelmiş olan dosya hakkında karar verilebilirdi. Dairenin kapısına bir yazı asıldı. Mayıs ayında bir ara karar veririz diye. Yani ne bu? Öğle yemeğine gittim bir ara geleceğim diye yazı mı asılır dairenin kapısına? O karar 3 sayfalık bir karar, basit bir karar. Çok titiz
yazılmış bir karar. Okudum ben kararı. Bütün yapacağı şey dairenin kararı önüne alacak, okuyacak ki okuma süresi yarım saati geçmiyor. Ondan sonra dosyanın altında imzalar var. Evet. O imzaları oturacak, sayacak. Tutuyor mu, tutmuyor mu sayı? Bütün yapacağı şey bu. Bunu, bu kararı verebilmek için böyle beklemesi, bakın ne büyük zarar verdi. Geç mi geldi tabii ki bu geç, karar? Tabii ki geç geldi. Tabii ki geç geldi. Geç gelmesi hangi projeye hizmet ediyor, ne oluyor diye bin tane soru havalarda uçuştu. Şimdi bu bir, bu yanlışıydı, evet. Yargıtay'ın. Bir karar verdi. Kanaatimce doğru bir karar, öyle görünüyor. Doğru bir karar mı? Çünkü bakın ben o imzaları görmedim, saymadım. Ama ilk derece mahkemesi saymış. Bu imzalarla bu kongrenin yapılması lazım diyor. Tamam. Yargıtay da saymış demek ki. Evet. Bütün yapacağı şey saymak da Hakan Bey. Niye yani, bu kadar uzun sürdü diyor. Bilmiyorum. Evet. Ben doğru, bilmediği... Doğru bir soru bu ama haklı bir soru. Bu yani. Soru %100 haklı bir soru. Benim de cevabım %100 doğru bir yani cevap. Yani bir kaosa, bir siyasi ve bir hukuksal kaosa neden oluyor? Oldu. Bu soru sorulabilir. Bakın sadece MHP'ye oy veren milyonları ilgilendirmiyor bu. Bu Türkiye'nin meselesiydi. Evet. Siyasi parti ve önemli bir siyasi parti. Önemli de bir aritmetiği temsil ediyor. Ve bir aritmetiği yani bütün evet. dengeleri değiştiriyor. Ne çünkü. Olacak bundan sonra? Bir lütfen onu özetleyelim. Şimdi bu kongrenin yapılması kararı verildi. Tüzük değişikliği meselesi. Bu tüzük değişikliği için yapılacak. Şimdi tüzük değişikliği için gidilecek. Bir kere MHP Genel Merkezi'nin biz kongreyi yapıyoruz zaten demesi. Ki diyor. Anladım ama mahkeme kararının yerine getirilmesi değil. Niçin değil? Çünkü öncelikle tüzüğünün değişmesi lazım MHP. Ama tüzüğün değişmesi için de bir şart var galiba. 3/2 mi? Ve yani ya da genel başkanın istifası gibi böyle şeyler. Evet ama işte şu an Yargıtay kararıyla o tüzük değişikliği kongresinin yapılması gerekiyor. Önce o yapılacak. Yani önce tüzük değişikliği kongresi yapılacak. Önce tüzük değişikliği. Kesin mi bu? Böyle olması lazım. Sonra seçimli ondan sonra seçimli genel başkan seçilecek. Efendim yani. Zaten o seçimli kurultayın startını MHP Genel Merkezi verdi. 10 Temmuz tarihi. 10 Temmuz. Dolayısıyla doğru olan benim kanaatimce şu. 10 Temmuz'dan önce tüzük değişir. Bu çağrı heyetinin. Tamam. Daha önce değişecek yani. Daha 10 önce, Temmuz'dan önce. Öyle olması lazım. Sonra kurultaya gidilir. Ondan sonra bu muhalif denilen grubun imza toplamasına herhalde gerek olmaz. Çünkü yani isterlerse toplayabilirler tabii ama evet. Çünkü MHP Genel Merkezi zaten ben seçimli kurultaya gidiyorum dedi. Dolayısıyla seçimli kurultaya da gider. Ama tüzük değişmiş olarak seçimli kurultaya gitmesi lazım. Evet. Sonuçları bilemem tabii. Siyaseten bir tahmininiz var mı? Bu iş yani nasıl sonuçlanır? Bilemem. O konuda bir mesela paralel yapı diyor Sayın Devlet Bahçeli. Yani bu muhalifler, Sayın Koray Aydın dışındaki muhalifler için böyle bir genel ifade kullandı. Yani işte okyanus ötesi, dış mihraklar vesaire gibi bir takım iddialar ve argümanlar var. Ne dersiniz? Şimdi Hakan Bey, son 6-7 yılımızı biz barolar, avukatlar olarak bu paralel yapı olarak adlandırılan benim sarmal yapı dediğim. Niye yani, sarmal? Daha karışık olduğu için. Yok, 2014'e kadar sarmaldı. O anlamda söylüyorum. Yani 2014'e kadar her şey birlikteydi. Ondan, ama öyle bir birliktelik yok şu anda. Hala sarmal yapıyor. Hayır, o zamana kadar sarmaldı. Sarmaldı. Ne yaptılarsa birlikte yaptılar. Ondan sonra baktılar ki memlekette etkili bir muhalefet yok. İktidarın da bir muhalefete ihtiyacı var. Bari kendi içimizden bir muhalefet çıkaralım dediler herhalde. Bu onun sonucunda ki, mı çıktı? Tabii ki dışarıdan büyük bir baskı, bir muhalefet olsaydı içeride bloklaşma devam ederdi diye düşünüyorum. Bir siyaset analizi yapıyorum. Ama bu paralel yapı diye tarif edilen grubun herhangi bir sorumluluğu hiç yok. Olmamıştır anlamına gelir mi? Olur mu öyle? Olur mu? Olur mu öyle? Öyle şey. Ben şahsen çok ağır zarar gördüm. Sizin bu konuda çünkü açıklamalarınız vardı. Olur mu öyle şey? Biz hayatımızı Ergenekon, Balyoz'da yapılan casusluk davasında yapılan kepazelikleri
ile mücadele ederek bunun tükettim. Bunun mağduru olan insanlardan biri olarak. Benim mağduriyetim ne ki? Yani benim ailem sıkıntı gördü, psikolojik sıkıntı gördü. Ben belki gördüm ama bunun mağduriyetini canlarıyla ödeyenler, hayatıyla ödeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti balyozu yedi beynine. Önemli. Reklama gideceğim ama Bakanlar Kurulu'na bir tavsiye kararı çıktı Milli Güvenlik Kurulu'ndan, evet. Paralel yapıyla alakalı. Yani diyor ki Fethullah Gülen terör örgütü olarak tanınmalıdır diyor. Böyle bir karar çıkar mı? Bu uluslararası hukukta çıkar, nedir karşılığı? Çıkar büyük ihtimalle. Daha yeni baktım. Tam iki uluslararası hukukta kullanılan tam 220 terör tanımı var Hakan Bey. 220 terör. Tam 220 terör. Çok karmaşık. Var. Reklama gidelim. Sonra bu Avrupa Birliği vize sürecini de ilgilendiriyor. Çünkü terörün tanımında bir anlaşalım dedi Avrupa ve Türkiye. 220 tanımda nasıl anlaşılır onu bilmiyorum. Reklamdan sonra Sayın Metin Feyzoğlu bizimle birlikte. Bizim hafta sonu ekibimizden Nuray Karadeniz ve Yolculuk kitabı yazdı ve Arel yayınlarından çıktı ama vakit olmadığı için biraz yarın bahsedeyim ve bir Ayvazovski kitabı var. Boyut yayınlarından çıktı. Benim masamda madem İstanbul'un fethinden konuşuluyor, İstanbul'u değer katan, İstanbul'u bir marka haline getirenleri anlatmak lazım aslında böyle zamanlarda. Bunlar önemli yayınlar, önemli kitaplar. Şimdi Sayın Sezgin Tanrıkulu bir tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bende de var o kitaptan. Çok güzel. Bende de var. Nuray'ı tebrik ediyoruz. Bütün bu dertlerin arasında bunlarla zaten teselli buluyoruz. Soluk alacağız kitaplar. Evet. Kitaplar önemli bizim için. Sezgin Tanrıkulu diyor ki, onunla bitirelim. Dokunulmazlık konusunda yaptığımız başvuru bireysel başvuru değil, Anayasanın 85. maddesi uyarınca iptal başvurusudur. Evet. Dedi. Tweet attı. Bir şey söylüyor musun? Tabii söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlar şu şekilde. Kararla yapılması gereken bir işin kanunla yapılması durumunda ben bunu iptal etmem diyor. Defalarca bu kararı var. Peki. Dokunulmazlığı bireysel kaldıran bir karar değil bu. Peki. Dokunulmazlığı anayasa değişikliğiyle kaldırıyor. Tamam. O konuda aynı düşünmüyoruz. Peki, teşekkür ederim Sayın Sezgi Tanrıkulu'na. Size çok teşekkür ediyorum. Birçok konuda aydınlatmış oldunuz. Sağ olun. Kamuoyunu. Bunlar çok karışık meseleler çünkü. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı konuğumuz oldu. Yarın Sayın Koray Aydın konuğumuz olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki muhalif adaylardan, genel başkan adaylarından biri. Onun gözüyle de değerlendirelim. Çünkü oldukça hareketli bir döneme girilmiş durumda. Yarın onda CNN Türk'teyiz. Hoşçakalın.